Agalarım, herkese selamlar diyerekten girelim şöyle. 15 Şubat 2024 Perşembe iddia tahminleriyle hepinize selamlar. İdeal yüksek oranlardan 7 adet mücadelem var. Sizlere önerileri yapacağım. Değerlendirecekler kafasını yatanlar istediği şekilde değerlendirebilir. İsterseniz direkt başlayalım. Son videomuzda da fullledik. Çok teşekkürler. 13 Şubat. 5 tercih 5 maçımız vardı hepsini full birazdan bahsedeceğim. Değerlendirip kazan sağlayan herkese tebrikler ve sizlere vermiş olduğum ana kombine de geldi. Artı 500'ün üzerinde beğeni geldiği takdirde ben sizlere kombin önerisi yapmaya devam edeceğim bilginize. Öncelikle skor mücadelemiz var onu ondan bahsedelim. Galatasaray ile Sparta Pırağ'ın maçı var bildiğiniz üzere Avrupa Ligi. Maç skoru ne olur sizlere sorduk. Bilen 3 arkadaşımızı gruplara alacağız. Normalde hafta için birer kişi alıyorduk. Fakat Galatasaray maç olması kaynaklı, Avrupa'da bir Türk takımımızın olması kaynaklı. Bilen 3 kişiyi katıl Telegram gruplarımızda misafir edelim. Önce yapmış olduğumuz Leipzig Real Madrid maç skorunu bilen arkadaşımız da Kazanan arkadaşımız daha doğrusu Stalop isimli arkadaşımız bana Instagram üzerinden yazabilir. Instagram adresimiz Kangal Bey. Her türlü soru, görüş, öneri için de benimle buradan doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Gruplara gelmek isteyenler veya bilgi almak isteyenler de benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilirler. Sizden bir de ricam var. Abone olduktan sonra zaten orada bir çan sesi gibi bir şey var. Çan var orada. Ona tıklayıp kanalın bildirimlerini açarsanız Videolarımız yüklendiği an sizlerin de telefonuna bildirimi gelsin arkadaşlar. Sizden ufak bir ricamdır. Rica ediyorum bildirimleri açarsanız çok teşekkürler. Diyerekten başlayalım. 13 Şubat'ta 5 adet mücadelem vardı. İdealleriyle yüksek oranlarıyla full bir gün oldu. Ve sizlere zaten ben bir adet de ana kombin önermiştim bu videoda. Tertemiz geldi o da. Son dakika geldi hatta. Şöyle baktığımız zaman da Leicester'ın 2 gollü galibiyeti. United'ın galibiyeti. oran yükseltmek isteyenler 4.5 altını alabilirler. City'ye ne dedik? İkinci yarı. City kazanır. 90 artı 2 de geldi. Çok güzel oldu. Real Madrid maçında herkes var. Üst bol. Kangal. Deplasman yarı kazanır. Real Madrid maçı kazandı zaten. Buranın babası Real Madrid'dir. Fazla söze gerek yok. West Bromwich maçında da maç sonu 1-2-0'da skor beklentim vardı. Maçta doğrudan zaten 2-0 bitti. Tebrikler diyerek başlayalım. Kuponlarımız vardı. Solda gördüğünüz kombine hem günün ana kombinesiydi. Hem de sizlere vermiş olduğum YouTube kombineydi. Dediğim gibi artı 500 beğeni geldiği takdirde kombineler devam eder. Onun yanına bir de basket kombinimiz vardı. O da içeri geldi. Şöyle iki kombini içeri alarak da dünü kazançla noktaladık zaten. Tebrikler diyerekten devam edeyim. Onun dışında canlı olarak zaten gruplarımızda izlediğimiz maçlar canlı olarak da devam ediyoruz. Ki zaten birazdan da sizlere vereceğim. Onun dışında baktığımız zaman da zaten her gün açık Telegram grubumuz var. Açıklama ve yorumlar kısmında linki de mevcut. Buraya katılarak da sizler de gelebilirsiniz diyerekten de isterseniz biraz da oradan bahsedeyim. Öncelikle basket kuponu vardı zaten. O geldi. Erken siyasta. bu. Devam ettik. Şampiyonel gibi vardı. Maçın kadrolar açıklandı. Ekranda olacağımızı, canlı yapacağımızı söyledim zaten. Başladık. Sisi mücadelesi vardı. Sisi çok net başladı. Hatta izleyen varsa iki tane çok net gol pozisyonu kaçırdı. Dedim ki deplasman ilk yarısı 0.5 üst. Kevin De Bruyne bir anda olmayan pozisyonda gol attı. Bu çok hızlı geldi. Sayılmaz dedim. Sonra tekrardan verdim. Deplasman İlk yarı 1.5 Yani City ilk yarıdan bir gol daha atar diyerekten de bu zaten geldi. Real Madrid maçı da hızlıydı. İlk yarı gole girdik ama o gelmedi. Norwich maçı vardı. KG var geldi. City zaten gelmişti. Sonra Real Madrid'in de bir golünü önerdi. Devre zaten 0-0 bitti. Real Madrid'in atacağı bir golü önerdi. Brahim Diaz'ın mükemmel attığı bir golle onu aldık. Yüksek misterimiz vardı. Leicester'ın iki golü. City'nin ikinci yarı kazanırı. Ana kuponlarımız falan derken güzel bir kazanç oldu. Buraya da katılabilirsiniz. Açıklama yorumlar kısmında mevcut. Diyerek başlayalım. Sizlerden ricam artı 500 üzerinde beğeni. Şu an komünün önerisi yapmadım mesela. Beğeni ve yorum destekleri güzel gelirse ben sizlere kombin önerisi yapmaya devam ederim. Zaten gruplarımızda kombin önerisi zaten yapıyorum. Bunun da bilgisini vereyim. Galatasaray ile Sparta bırak mücadelesi. Öncelikle maç skorunu olur diye sizlere sorduk. Şimdi maç kafamızda biraz oynayalım. Burada birlikte oynayalım. Şimdi Galatasaray kendi evinde Sparta Pırak'la. Sparta Pırak da Avrupa'da zaten kendine isim yapmış takımlardan biri. Son yılların hepsinde Avrupa'da mücadele eden bir takım. Kendi grubunda da zaten çıkmasını bildi. Galatasaray'la ile burada deplasmanda oynayacak. Galatasaray burada iç sağ avantaj ile birlikte ne yapacak abi? Defans mı yapacak? Galatasaray burada kendi evinde taraftarı önünde. Burada kendi ev çift ayaklı bir mücadele olması kaynaklı. Avantajı da eline almak isteyecektir. Gol yer mi? Yiyebilir ama benim skor beklentim Aga. 2-0-2-1'e yarında bir Galatasaray galibiyeti. Onu da söyleyeyim. Benim tercihim burada kornerdir. Nasıl kornerdir biliyor musun? İlk yarı Galatasaray nasıl başlayacak? Tempoyla sağdan soldan Icardi, Kerem, sağ Mertens baskılı başlayacaktır. Şut denemeli olacaktır. O yüzden ilk yarı en çok korneri baskı yapacağımızdan kaynaklı. ve evet, Sparta prahanın bizim bölgemize az geleceğinden kaynaklı. İlk yarı en çok korneri Galatasaray kullanır. kullanır oranı 1.44 gibi oranı var idealdir. Bence değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Bu benim ideal tercihimdir mücadele. Onun dışında yüksek oranlı tercihim yok ama şunu söyleyeyim. 2-0-2-1 ayarında bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Tek tercihim de burada Galatasaray'ın ilk en çok korneri kullanırı olsun. Feyenoord'la Roma mücadelesi. Şunu söyleyeyim zor bir karşılaşma. Gerçekten zor bir karşılaşma. Ama Feyenoord'un kendi evinde tempo yükselteceği için aslında Roma skoru eline alırsa da benim işime gelir. Ama şunu söyleyeyim. bu e, Skoru aldığı zaman tempo düşürmeye çalışacaktır. Feyenoord tempo arttırmaya çalışacaktır. Yani ne olacağı bellisiz bir karşılaşma. Ama Feyenoord genel olarak pozitif futbol sergilediği için, kanatları da kullandığı için ve şut denemeleri olduğu kaynaklı mücadele genelinde korner çıkabilir. Benim burada tercihim 8.500 korner 1.50 bandında oranı var zaten. Mücadele genelinde Roma tarafı da korner kullanır. Her iki takımda korner takım da olarak kullanılabilir. Kendi liginde bolca korner kullanan takımlardan bir tanesi. 8.500 korner genel ideal tercihimdir. Onun dışında dediğim gibi burada da f ilk yerden baskılı başlayacağı için ilk yerden en çok korneri F-Nord kullanan oranı 1.70 bandına kadar çıkıyor. Bunu da ekstra olarak sizlere önermek isterim. Young Boys'la Sporting Lisbon karşılaşması. Her takımda takım tempo oynayan bir takım ama burada Young Boys nasıl oynayacak biraz ona bakmak lazım. Gidip de Sporting Lisbon üstüne oynarsan 5 atar sana evine gönderir. O yüzden burada Young Boys ara ara tempoyu arttırsa da ara ara baskı yapsa da çok fazla tempo yapmaması gerektiğini bilmesi lazım. Haddini bilmesi lazım kısaca burada e, Young Boys'un. Lisbon burada kalitesiyle birlikte zaten bir adım önde. Liginde de inanılmaz diyor ki son mücadelede Braga'da 5 attı. O mücadelede ev sahibi 1.5 üst idealdi. Maç sonu 1-2.5 üstü de yüksek orandan kazanmıştık zaten. 2-20 gibi bir oranı vardı hatırlarsınız hafta sonunda. Hatta ideal kombinemizin mücadelesiydi. Ben burada Sporting Lisbon'un biraz ağır basacağını, deplasmanda bir yarı kazanmasını bekliyorum. Deplasman bir yarı kazanın oranı 1.39 gibi ideal bir oranı var. İdeal olarak bunu önerdim. Sportif Lisbon'un ben bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Skor beklentimde 2-1'lik doğrudan Lisbon'u zaten mücadeleyi deplasmanda da olsa kazanırı olacaktır. Molde ile Legia Varşova mücadelesi. Legia Varşova'nın oynamış olduğu futbol Aston Villa'ya karşı özellikle Aston Villa ne kadar rotasyonlu kadrolu olsa bile o mücadelelerde gerçekten ya Aston Villa'dır bu anladın mı? Biri nerede biri nerede çok iyi mücadele etti. Muci gitti bildiğiniz üzere Beşiktaş'a güç kaybettiğini söyleyebiliriz fakat Molde'nin de bazı dezavantajları var. Şu dezavantajları var adamların zaten ligi bitti. Ligi bittiği için ne kadar hazır olabilirler ki? Ya zaten bu maç öncesi kamplara falan illaki olmuştur. Ama dediğim gibi lig bitti onun rahatlığıyla birlikte bu maçta nasıl olur bilmiyorum. Ama genel olarak Galatasaray'ın karşısında izlediğimiz zaman da temposu yüksek bir molde görüyoruz gibi geliyor. Mücadeleyi tek tercihim karşılıklı gelecek gollerdir. Karşılıklı atacak goller 1.50 bandla oranı var. Değerlendirecekler bol şanslar. Benfica ile Toulouse mücadelesi. Benfica'da kendi liginde inanılmaz bir yarış içinde fakat son mücadelesinde 0-0 beraberlik alarak da puan kaybetti. Lizbon bir adım öne geçti oradan. Tunus'la kendi evinde oynayacaklar. Benfica'nın da zaten Avrupa'ya ne kadar önemsediğini bildiğimiz için burada en az iki gollü galibiyetini aldım. Düz bir tercih yaptım. Gelmesini de bekliyorum. 1.39-1.40 bantlarında oranı var zaten. Burada 1.40 bandını idealden değerlendirebilir. Onun dışında biraz daha yüksek oran almak isteyenler varsa zaten 2-0 mücadelenin bence var. 3. golü de beklerse 1.80'e kadar. Masunu 1 ve 2.5 üst yaparsa da 1.80'e kadar da oranını çıkartmış olur diyerekten de devam edelim. Ajax'la Bodo mücadelesi. Tempoyu iki takım da arttırabilir. Yani Ajax tam toparlandı gidiyor derken Herovan'a 3-2'lik bir mağlubiyet yaşadı. Yine mücadelede gol sesleri yüksek olacaktır diye düşünüyorum. İdealden 2.5 üst mücadelenin gideridir. Değerlendirilebilir. ideal olarak alınır. Hatta ideal kombinlere girebilecek bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Hatta 2.5 üst geldiği zaman da bir gol daha beklersek 3.5 üst ona da 1.98 gibi orandan 2 orana yakından değerlendirebilirsiniz. Bence 2.5 olacak. 3.5 da bence sistem kuponlarda zorlanabilir bir mücadele olarak görüyorum. Milan'la Ren mücadelesi. Milan'da kendi evinde oynayacağı bir karşılaşma. Rene bence ağır gelir diye düşünüyorum. Son Napoli mücadelesinde de kazanmasını bildi. Biz de zaten ev sahibi yarı kazanır. Mücadelede Milan'ın kazanmasını bekliyorum diyerekten de kazanmıştık hafta sonunda aynı şekilde. Milan'ın ben burada Avrupa'ya avantaj elini almak için kendi evinde de mutlaka galibiyetini bekliyorum. Doğrudan sonu 1 yazdım. 1.50 bandında oranı var. Değerlendirecekler de bu yönde Milan'ı doğrudan değerlendirebilirler. Agalarım toplamda 7 adet mücadele vardı. İdeal ve yüksek orandan akıcı hızlı bir anlatım yapma, yaparaktan da sizlere önermek isterim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. İdeal kombinem yok şu an. Dediğim gibi artı 500 beğeni üzerinde gelirse kombin önerisi yapmaya devam ederim. Yani 5000 kişi izliyor. 500 kişi beğenmiyorsa kombineye gerek yok o yüzden. Teşekkürler. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.